objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Samsun Spor özel yayınıyla karşınızdayız. Samsun Spor'da yaşanan krizi, takımdaki son gelişmeleri, kadro dışı bırakılan, gönderilen oyuncuları, Başkan Yüksel Yıldırım'ın takıma verdiği ultimatomları hepsini beraber bu programın içinde değerlendireceğiz. Furkan merhaba, nasılsın? Merhaba Metan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Cuma günü ilginç bir olayla karşılaştık. Biliyorsun işte Samsun Spor'da kadro dışı bırakılan isimler. Hı-hı. Ardından başkanın dün pazar günü hasta olmasına rağmen aynen, Samsun'a gelmesi. Şu durumunda başkanı oyuncular hani böyle garip işlerle uğraştırmaları ve... Vicdansızlık diyelim. Aynen başka öyle. Başkan dün Samsun'a geldi. Önce kendi evine gitti. Annesinin yanına. Uzun bir aranın ardından ziyaret etti. Aynen. Ardından da tesislere geçti. Takıma bir ultimatom verdi orada. TV Kaya'ya açıklamaları oldu. Selçuk Bey'e. Aynen. Selçuk Bey'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Ve teşekkürlerimizi de sunuyoruz. Aynen öyle. Güzel program için. Şimdi Samsun Spor'da ilginç durumlar var bence. Hele Türkiye'nin şu yaşadığı maddi sıkıntılara, insanların hani bir çuval patates için birbirine girdiği ülkede, hı hı, oyuncuların 1,5 saatte 25 bin lirayı beğenmemeleri zaten tam bir aymazlık, işte azgınlık. Aynen. Buna başka şeyler de söylenebilir. Zaten bunları taraftarlar misliyle söylüyor da, hı hı, biz burada söyleyemiyoruz maalesef. Öyle. Hani öyle ilginç bir durum var. İşte baktığında bu ligde Samsun Spor'da hani ben bir futbolcu olsam şu an TFF 1. Lig'de 2 tane takımda oynamak isterdim. Bunu açık ve net söyleyeyim. Adana Demir, Samsun. Aynen. İstanbul Spor'da da para sıkıntısı yok. Oyuncular paralarını rahat alıyor ama İstanbul Spor'da en çok para alan oyuncunun yıllık aldığı miktar 500 bin lira. Hı hı. Onu buradan söyleyeyim. Samsun Spor'da 2. ligdeyken takım geçen sene oyuncuların aldığı paralar 2 milyon 2,5 milyon TL alan vardı. Bak 2. lig Kırklareli'nin geçen seneki bütçesi 5 milyon TL falandı. Samsun'la aynı grupta olan. Aynen. Aradaki farka bak. Hani bu oyuncular bu kadar para almalarına rağmen resmen azdılar, coştular. Ve başkanı da bayağı sıkıntıya soktular. Ertuğrul Hoca'nın da burada takıma hakim olamadığını görüyoruz ki, hı hı, başkan dün bir mesaj verdi. Aynen. Bu kararları ben aldım dedi. Hocanın hiçbir dahli yok. Teknik ekip yapamadı, ben yaptım dedi. Ve buradan şunu resmen anladık ikimiz de. Başkan hocaya mesajı verdi. Ya bu deveyi güdersin ya da bu diyardan gidersin demeye getirdi iş ki. Aynen. Zaten Ertuğrul Hoca sezon başından beri takıma da hakim olamadı. Maalesef Samsun Spor karıştı. Hele bir de rakipleri çok iyi ritim tutmuşken, özellikle Adana Demirspor felaket şu an formda. Hı hı. Samsun Spor ise çok kötü durumda. Hem oyun olarak işte hem de bu takımın karışmasından dolayı. Bir de şunu da söyleyeyim, sözü sana öyle bırakayım. Bu programımızın içinde Samsun Spor Bursa Spor maçıyla alakalı hiç konuşmayacağız. O maçı zaten bir cumartesi günü konuştuk. Kanalımızda videosu ait. İzlemeyen izleyicilerimiz varsa videoyu kanalımızdan izleyebilirler. Aynen. Biz bu programda bu Samsun Spor'daki karışıklıkları konuşacağız. Ben sözü sana bırakıyorum. Tabii. Bu olaylar neden bu kadar sarpa sardı? Hı-hı. Takımdaki bazı kendini bilmezler neden bu olayları bu kadar sıkıntılı bir duruma getirip adeta başka bir şey demeyeyim, cılkını çıkardılar diyeyim. Hani bunun başka bir tabiri de var ya, bunu burada diyemiyorum. Başkanın iyi niyetini neden bu kadar suistimal ettiler sence? Neler söylersin? Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Bu olayların bir kere başlangıcının sebebi, nedeni futbolcusu Caner Arıcı, bu bir. İkinci konuya geleceğim. Şimdi Caner Arıcı'nın bu kadar böyle azmasının, işte bu kadar böyle para beğenmemesinin, coşmasının nedeni de biraz da taraftarlar. Neden taraftarlar diyorum. Çok fazla söyledik bunu. Geçen hafta da söyledik cumartesi günkü programda. Bazı taraftarlar diyor ki siz sürekli biz dediniz diyorsunuz. Ya biz dedik diyoruz da bunu neden söylüyoruz? Çünkü bizim konuştuğumuz noktalarda olay patlak verdiği için söylüyoruz. Çünkü şimdi şöyle söyleyelim. Örnek veriyorum, ben mesela şimdi desem ki mesela diyelim taraftarın bilgisi olmasa bir futbolcunun hasta olduğunu öğrensek mesela biz, tamam mı? Veya işte hasta demeyeyim de daha doğrusu farklı bir işi var diyelim kötü anlamda. Mesela başkan bile dün söyledi mesela, dedi ki bazı oyuncular iddiat yarışı oynuyor dedi. Aynen, mesela aynen. Biz bunu haftalar önce, aylar önce bilsek, programda dile getirsek, tamam mı? Sonra bu olaylar patlasa, bu olaylar çıktığı zaman da ben o zaman yine demeyecek miyim? Biz bunu zaten söylemiştik. Tabii canım. Yani aynı durum. Hiçbir aynen farkı yok. Lütfen bunun farkına varın. Biz burada kendimizi bildik diye övmek için söylemiyoruz bunu. Biz bir şeyi dile getiriyoruz. Bu 70 hafta sonra, 60 hafta sonra, 7 hafta sonra, 5 ay sonra ortaya çıktığı zaman da bu dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü neden?
Ben sağ bek konusunda ve sol bek konusunda sezon başında özellikle iki tarafa da yabancı alsam hayır, yani alacağız deseler hayır demezdim Samsunspor için. Neden? İki tarafta yetersiz dedik ve gelinen noktada sol bekte sağ bekte kadro dışı kaldı. Ya sol bekte sana katılıyorum, yabancı konusunda da sağ bek iyi Türk oyuncular vardı. Samsunspor orada hata yaptı. Tamam. Ama dediğimiz noktada ne oldu? Sol bek zaten yok orada, haklısın. Dediğimiz noktada ne oldu? Türk yok. Hem sol taraf hem de sağ taraftaki oyuncular kadro dışı kaldı. Bu bir. İkincisi, sağ taraf konusunda aylardır, haftalardır hep diyorum ki Caner Arıcı, Erhan Kartal eşleşmesinde Erhan Kartal'ın oynaması gerekiyor diye. Çünkü Erhan Kartal daha iyi bir oyuncu, daha değerli toplu. Caner Arıcı, affedersiniz, dayı gibi efeliniyor. Oyunculara el kol hareketi yapıyor, rakip oyunculara tokatlıyor falan, elini uzattığı zaman böyle. Tespihle falan gezdiği sırrı. Tespihle geziyor sanki, affedersiniz, hani koğuş ağası olur ya böyle, onun gibi. Yani ben şöyle söyleyeceğim. Sokakta hareket yapsınlar, yerin dibine sokarlar oyuncuyu. Ya onu tabii canım. Yani efeliniyor mefeliniyor sahanın içinde ama oyuncular da, rakip oyuncular da bazıları hani ortam gerilmesin, kırmızı kart olayı olmasın diye fazla bir şey yapmıyorlar. İşte dediğimiz o konuda taraftarlar, oyuncu işte psikopat Caner, işte bu takımın kaptanı, bu takımda performansı kötü de olsa, iyi de olsa oynaması gereken diyen oyuncular, şey taraftarlar olduğu için oyuncu kendisinde ne buldu? Gaz buldu. Güç buldu. Güç buldu. Samsunspor'un gücünü buldu. Yani Samsunspor'dan gelen güç, taraftardan gelen güç daha doğrusu başta, o gücü bularak işte böyle aymazlık yaptı. Hocanın tabii üstüne, hatta hocayı geçtim, başkana saygısızlık yaptı, başkana vicdansızlık yaptı. Çünkü neden? Başkan şu anda hasta yatağında yatıyor. Hani hasta dediğim, hala tedavileri devam ediyor. Dün de zaten görmüşsünüzdür. Zor yürüyor başkan. Zor yürüyor çünkü vücuda verdiği tahribattan dolayı vücut zaten belli bir şeyi yoktu, işlevi yoktu. Kolu molu iyi değildi. Fizik tedavi falan olduk aşağıya. Ayağı daha kötüydü. Aynen, hiç yürüyemiyordu. Öyle. Şimdi iyi noktaya geldi. Kendisiyle de konuşuyorduk biz zaten. Tekrardan da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adamı oradan alıp, evinden alıp, yatağından kaldırıp Samsun'a getirdiniz. Mecbur geldi. Artık ortam gerildi. Bir şeyler yapılması gerekiyordu. Ki Mustafa Erkanat'ın da maalesef vefat etmesinden dolayı hani o işlerle genelde o ilgileniyordu. Samsun'a akademiye gidiyordu, geliyordu, aynen, falan. İşte o da olmadığı için mecburen iş başkana düşmüş oldu. Başkana bu kadar böyle vicdansızlık yaptılar. Yapılmayacak şeyi yaptılar ki ona da destek veren oyuncular oldu. Keremcan Akgöz, Burak Çalık gibi isimler oldu. İşte otobüsün üstünde, affedersiniz, bizim kendi aramızda tabirimiz var, onun gibi dans etmeleri. Buradan söylesem zaten taraftarlar kopacaktır büyük ihtimal de. Ritük de yok aslında, söylesek bir şey olmaz ama bize yakışmaz bu laf. Dans etmeleri, para yapıştırmaları, ağzına sokuyorlar paraları falan. Başkan da zaten söyledi, herhalde paraları çok falan dedi. Ben hatta aklıma şu geldi, başkan dedi ya, at yarışı oynayanlar, itta oynayanlar var dedi. Acaba bu oyuncular bu şekilde oynayıp kazanıp bu paraları mı sağlıyorlar, salçıyorlar, ne ya, yapıyorlar garip yani? Garip bir durum, anlamadım. Şimdi ben zaten hani mesela bana diyorlar ya, işte sen Samsunsporlu musun tarzında, şundan dolayı diyorum. Ben bu olaylara çok sinirlendim, şundan dolayı diyorum bunu. Şimdi biz bunu her takım için söylüyoruz. Aynen, bizim takım ülkemizde insanlar gerçekten zor para kazanıyor. Hani zaten hayat zor, kolay değil. Futbolculuk, evet, kısa bir dönem yaptığım bir meslek belki ama 15 yıl çok çok iyi paralar kazanıp sadece kendi hayatını değil 7 sülaleni kurtarabileceğim bir meslek. Çünkü şu an ikinciliklerde falan bile maç başı galibiyet primleri 10-15 bin lira baktığında adam başı. Çok büyük paralar bunlar. 5 aylık asgari ücreti bir maçta alıyorsun 90 dakikada baktığında. Ve asgari ücretle çalışan bir insan, şöyle söyleyeyim, bir doktorun bile ömür boyu kazanacağı bir parayı, kazanabileceği parayı bir futbolcu 2 yılda kazanır kafadan, aynen, baktığında yani. Hani hakimin, savcının, çok avantajlı bir meslek futbolcu. Bunu başkan kendisi söyledi, dedi ki tabii, benim dedi birçok çalışanım var, 2 tahsilli, kaç dili biliyor. Kaç üniversite onun, bitirmiş. Onun bile 5-10 katı alıyorlar tabii dedi canım, futbolcular ve eğitimleri yok dedi. Doğru yani diyor. Burada oyuncular o nasıl diyeyim, Allah'ın nasip ettiği nimetlere, mesleğe, nimete resmen azgınlık yapıyorlar yani. Öyle bir durum var. Çünkü neden? Başkan da söyledi bunu. İnsanlar bir senedir dedi, pandemi dönemi var. Zaten birçok insan 3000 TL'nin altında tabii para canım, alıyorlar dedi. Aynen öyle. Şu an ne yapacaklarını bilmiyorlar dedi. Oyuncular dedi bunun kıymetini bilmiyorlar dedi. Doğru zaten. Hani ben o yüzden diyorum, ben Samsunsporlu değilim ama hani bu hangi takımda olursa, ben bir Sivaslı olarak, bu Sivasspor'da da olsa, herkesi ben söylüyoruz zaten. Ağzıma geleni veririm oradaki oyunculara. Çünkü ben şuna kızıyorum. Çok güzel bir meslek futbolculuk. Oyun oynuyorsun ve para kazanıyorsun. Hı-hı. İnsanlar halı sahaya gidiyor, para veriyor. Aynen. Halı sahaya para verip gidip futbol oynuyoruz mesela, hı-hı, değil mi? Hani sen oyun oynuyorsun, günde 2 saat idman yapıyorsun. Tek idman yapıyorsun. Çift idman bile değil çoğu zaman. Haftanın 5 günü idman, bir gün maç. Pazartesi günleri zaten genelde takımlar izinli oluyor. Off günü dedikleri. Aynen. Futbolda hafta içi tek hani maç olmazsa, haftada bir maçsa. Ve bu güzel mesleğe ihanet ediyorsun.
Öyle futbolculara ben kızıyorum. Yoksa Samsunspor'da çok karakterli oyuncular da var. Erkan Breşmen. Bu Erhan Kartal. Bu takımın en kötü olduğu dönemde Erkan Breşmen bırakıp gitmedi. Kaçıp giden birçok oyuncu vardı. Geçen çok güzel bir yorum gördüm. Sonuna kadar katılıyorum. Samsunspor'da bir taraftar yazmıştı. Bizim şeye değil, başka bir yere. Biz Samaras gibi bir oyuncuya bir yıl para vermedik. Samaras ağzını açmadı. Bunlar da kim oluyor diye. Hakikaten mükemmel bir yorum. Samaras dediğin adam Celtic'te, Şampiyonlar Ligi'nde bile önemli işler yapmış. Yunanistan'da Avrupa Şampiyonası oynamış. Yunan milli takımının en önemli oyuncularından biriydi. Gekas'la beraber bulunduğu dönemde işte. Nikopolidisler. Aynen öyle. Karagounisler falan. O takımın en önemli oyuncularından biriydi. Samaras bile Samsun'da parasını bıraktı gitti. Biliyorsun takım çok kötü diye. Aynen. Samaras şey dedi, hani biz zaten küme düştük, ben bu parayı hak etmedim. Bu oyuncular bir elleri yağda, bir elleri bağlı, balda azıyorlar. Hani aynen, bu da bence öyle. Çok üzücü ve sorgulanması gereken bir durum. Bilmiyorum hani bu oyuncularda demek ki baktığın zaman vicdan yok, Allah korkusu yok. Şundan dolayı diyorum bunu. Yüksel Başkan şu an çok sıkıntılı bir durumda. Adam zor yürüyor baktığında. Ve bu adam hani Türkiye'nin en zengin insanlarından biri. Bu adamı parasıyla bu isimler rezil ediyor resmen. Hı-hı. Üzücü bir durum. Vallahi şöyle yani bir durum var. Oyuncuların burada tek bir düşüncesi, mantalitesi var. Başkanda para var. Biz ne kadar götürebilirsek, ne kadar affedersin soyabilirsek soyalım. Götürelim mantalitesiyle bakıyorlar. Bunun başka maalesef bir açıklaması yok çünkü. Eğer sen 25.000 TL beğenmiyorsan git o zaman 2. 3. ligde oyna. Orada bile o paraları da alıyorlar ya. Aynen. Düşün. Futbolda çok veya büyük şöyle yap, var. Veya şöyle yap, beğenmiyor musun? O zaman kendini göster. Bir Ramos gibi ol, bir Messi gibi ol. Bir atıyorum kim gibi ol diyeyim sana. Adil Rami nasıl Valencia'da olmuş zamanında. Öyle bir oyuncu olsaydın o zaman zamanında. Parayı kazansaydın. Doğru değil mi? Senin kapasiten ne ki zaten sen bu kadar para hak istiyorsun ki? Ya Caner Arıcı'nın zaten Balıkesir'de de böyle bir olayı var biliyorsun. Basın toplantısında başkanla kapıştı. Oradan Ankara Spor'a gitmişti. Aynen. O zaman Osmanlı oldu sonra Ankara. Maalesef bazı oyuncularda böyle sıkıntılar oluyor. Ben Caner Arıcı'nın Ertuğrul Sağlam'a saldırdığına inanmak istemiyorum ama bana olay doğru gibi geliyor. Şundan dolayı ya bu sene ne kadar yerden duman çıktıysa hepsi doğru çıktı. Hı hı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz olayı hep doğru çıkıyor. Çünkü aynen, bu sene hep onlar doğru çıktı. Hangi takımdan bir haber gelse bize hep doğru çıkıyor baktığında. Hiç yalanlanmadı, bu yanlış da çıkmadı. Ve Ertuğrul Hoca'nın da zaten takıma hakim olamadığı belli. Bu çok net. Şimdi bir Adana Demirspor'a bakıyorum. Samet Aybaba geldikten sonra Adana Demirspor'un da Samsun Spor'la durumu aynıydı. Aynen. Takımda sıkıntı çıkaran oyuncular Erkan vardı. Orada da çok yüksek para alan oyuncular var. Adana Demir'deki oyuncular da bu ligde Samsun'la beraber en çok para kazanan oyuncular. Murat Sancak da aynı Yüksel Yıldırım gibi. Maddi durumu çok iyi olan bir başkan. Adana Demir'de de oyuncuların... Adana Demir'de idman bitiyor, oyuncular kebap yiyor biliyorsun. Aynen. Her gün tesiste mangal var. Fix. Hani kebaplar, şırdanlar, gırla hani rahatlar orada da paralar, trink. Aynı Samsun gibi. Aynen. Ama Adana Demir'in de durumu çok kötüydü. Samet Aybaba gelmeden önce oyuncular arasında sıkıntı vardı. Herkes sahada birbirine çok özür dileyerek el kol hareketi yapıyordu. Lan lun diyordu böyle birbirlerini dışlıyordu oyuncular. Samet Aybaba geldi ki Samet Aybaba da çok formsuzdu gelmeden önce Samet Hoca. Ama bir de krizde geldi. Aynen, Samet Hoca'nın eline bir fırsat geçti. Samet Hoca tüm takımı mum etti. Aynen. Hani mesela bak Traore'yi direkt kesti, kimse ağzını açamıyor baktığında. Bazı oyuncuları gönderdi. Mehmet Akkiz'i gönderdi, Rangel'i aynen, gönderdi. Birilerinin fişini erkenden çekti ve takımda bir sevgi ortamı var. Adana Demir geçen Giresun'a gol atıyor. Oyuncular birbirini hani sevinçten dövecek gibi mutluluktan. Emircan Bürün'ün üstüne atlıyor. Yunus geliyor ensesine vuruyor şakal. Samsun geçen Menemen'e gol atıyor. Korya gol atıyor, sevinen yok. Aynen, sanki hani Fenerbahçeli olarak bunu Aykut Kocaman'a benzetiyorum. Lanet olsun gol attık gibi bir sevinci var oyuncuların. Hani Samsun Spor'da, hocada da büyük hatalar var. Takımı bir türlü bir sevgi ortamı yok. Hani takımda ben çoğu oyuncunun birbirinden de pek haz etmediğini düşünüyorum. Yani görünen o. Şu an maalesef Samsun Spor bu, hele bu seneki bu ligde bu duruma düşmemeliydi. Bu sene TFF 1. Lig çok kalitesiz, bunu kabul edelim. Kaç tane iyi takım var? Altay, Adana Demir, Samsun kadro olarak bu üç ayrılıyor. Altay'da çok büyük problemler var biliyorsun. Aynen. Geçen Kapel Ankara deplasmanına gitmedi para alamadığı için. İstanbul Spor'da paralar trink yatıyor. Keçiören'in kadrosu belli. Tuzla'nın kadrosu belli. Aynen. Hani bu seneki bu kalitesiz TFF 1. Lig'de bile Ertuğrul Hoca takıma hükmedemediyse seneye kesinlikle Ertuğrul Hoca ile yola devam edilmemeli. Aynen. Bu çok net görülüyor, ne dersin? Kesinlikle öyle. Ben şimdi bu oyuncuların kazan kaldırması ve hocanın işte hakimiyeti veya takıma dokunuşuyla ilgili söyleyeceğim.
Şimdi bu konuda bir kere Ertuğrul Sağlam'ın arkasında olurum, bu bir. Neden arkasında olurum? Şu anlamda oyuncu azıyorsa tamam, hoca belki belli bir noktada dokunması gerekiyordu. Mesela şu konuda özellikle Gökhan Aslan atıldıktan sonra oyuncu koruması büyük bir yanlıştı. Aslında bak o korumasından dolayı oyuncular da biraz ya palazlandı. İdman da Gökhan Aslan'a pasta yediriyor hocaya. Adam bu... seni yakmış altın orada. Aynen. Başlama, böyle getirmiş. Ne pastası ya. Aynen, burada büyük hatası var. Su işte bile verilmez aynen. O adam o bu hatası sonra. Ya daha doğrusu bu harekete büyük hata. Ama bu işte kazan kaldırma durumunda hocanın da maalesef dokunacağı bir şey yok. Oyuncu azıyorsa Caner Arıcı, işte Burak Çalık, işte Keremcan Aküz, hocaya da burada bir şey diyemiyorum. Hocanın arkasında olması doğru. Ama burada doğru. Şöyle de bir sıkıntı yok mu? Şimdi bak, ben hocayım, sen benim oyuncumsun. Hı-hı. Sen çok kötü oynuyorsun. Senin yerine oynayan oyuncu, yani sen cezalı duruma düşmüşsün. Keremcan cezalı duruma düştü değil mi? Mücahit oynadı. Mücahit iki maçta da çok iyi oynadı baktığımızda. E Mücahit'i Menemen maçında hoca niye kesiyor vallahi o zaman? Zaten bu ayrı... Sen de Keremcan olduğunda o zaman azarsın. Niye? Hı-hı. Sen rezalet oynuyorsun, hala hoca seni oynatıyor dersin ki... Ben sahada çok affedersin takımı batırsam da yaksam da demek ki hoca beni her türlü oynatacak. Ben niye şey yapayım ki dersin böyle, hani işin ciddiyetine vallahi, varayım. Hoca kadro adalet de sağlayamıyor. Hani. Valla şöyle bir durum var ama bak. Şimdi taktik bilgisi, ilk 11 anlamına değişiklikler, bunlar ayrı bir konu. Şu an konu o değil. Konu şu, Keremcan Aküz'ün prim olayına katılması. Şimdi diyorsun ki Mücahit'i kesti, Keremcan'ı oynattı diyorsun. Şimdi oyuncuya şans vermiş, oyuncunun azma nedeni yok ki. Nasıl alacak ama oyuncu zaten sezon başından beri bir tane de iyi maçı bile tamam, yok. Tamam, iyi maçı işte. Yok. Kötü oyun, ya oyun anlamında demiyorum. Prim anlamında söylüyorum. Orada baltalıyor. Onu söylemek istiyorum. Yani o baltalamayı kötü, iyi de oynasa yapmasa hata. Yine söylüyorum sana. Burak Çalık'a baktığın zaman da şimdi genel anlamda bu sezon. Burak Çalık'ın performansı iyi mi kötü mü? Burak Çalık kötü oynamadı. Aynen. Bak o da aslında. Farkı yok işte. Geldiğimiz noktada olay oynattı oynamadı da değil. Oyuncuların coşması orada. Keremcan Aküz'e tam tersi şans vermiş. Bak iyi oynayan Mücahit'i kesmiş, onu oynatmış. Orada oyuncunun azması zaten büyük bir şey, fiyasko aslında. Burada Ertuğrul Sağlam'ın bir hatası yok. Ertuğrul Sağlam'ın tek bir hatası var. Taktik bilgilerine girmiyorum zaten. Onlar ayrı. Yanlışlarını zaten konuşuyoruz. Yapamadığı hamleleri, yaptığı yanlış hamleleri. Burada yaptığı tek bir yanlış var. O Gökhan Alsan'ın kırmızı kart gördükten sonra ona pasta yedirmesi, oyuncuları koruması, kendini attırması maçlarda ve hani oyuncularını koruması o anlamda. Yani yanlış yapan oyuncuyu koruması ve bir bahane bulması hep. Ya bahanelik bir durum yoktu. Hataları o. Onu söyleyelim yani. Ya bu sene Samsunspor'un bahane yapacak bir durumu yoktu. Hı. Bu seneki ligde. Samsunspor'un bütçesi belli. Kurabileceği kadro da belli. Belli aynen. Kuramadı. Çok kötü geçirdiler transfer sezonunu. O da yaktı Samsunspor'u. Aynen. Bakıyorsun yabancı oyunculardan bir verim alınamıyor. İkincilik beyaz gruptaki kadrosuyla şu an Süper Lig'e çıkmaya çalışıyor. Hı. Maalesef Samsunspor. E devre arası gelen oyunculardan da doğru düzgün verim alınamadı. Yasin'den. İşte Gökhan Karadeniz'den. Bir de Yasin kötü oynuyor, gene oynuyor. Hı hı. Takımdaki diğer oyuncular da bence cephe aldı, ondan dolayı bir sıkıntı oldu. Ben hala Samsunspor'un 4'te 4 yapacağına inanıyorum ama şöyle bir sıkıntı var. 2'den çıkacağını düşünüyor musun hala ilk sezondaki gibi? Şöyle düşünüyorum, Giresunspor'da Sergio sakatlandı. Şimdi Giresunspor Sergio yokken kaleye bile gidemiyor, çok zorlanıyor. Adana Demir bence ilk 2'den çıkacak. Ama orada Giresun... senin dediğin doğru çıkacak ama bakalım onu göreceğiz. Giresun Altınordu'ya yenilebilir. Ama burada sıkıntı şu bak. Giresun'un şeyi var, kredisi var. Samsunspor ilk 2'den çıksa da başarısız bu sene. Tabii. İlk 2'den çıktı diyelim. Her şey sümen altı edilecek bir durum yok. Halının aynen. Altına süpürülürse her şey, seneye Samsunspor Süper Lig'den küme düşer. Çünkü bu Samsunspor'un şu andaki kadrosundan hiçbir oyuncu playoff Süper Lig'de oynayacak. JJ ve Boli dışında hiçbir oynayamaz. Hiçbir oynayamaz. Bu çok net. Hiçbir oynayamaz. Hiçbir Türk oyuncusu, rotasyon oyuncusu bile olamaz. Bir Recep Burak Yılmaz'ı biraz ayrı tutuyorum. Belki bir şans hak ediyor. Aynen olur. Erkam da çok sevilen bir oyuncu takımda ama Erkam da Süper Lig'de oynayamaz. Gerçekçi aynen. Bakmak lazım. Çünkü Süper Lig'deki takımların kalitesini görüyoruz. Hele bir de Yüksel Başkan diyor ya, ben Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacağım. Nasıl oynayacak Samsunspor? Dört büyükler var. Alanya, Karagümrük, Gaziantep Futbol Kulübü. Bir de Samsun. Çaykur Rize bile müthiş yabancılar getiriyor her sene neredeyse. Aynen. İlk ona giremiyor. Samsun'un zaten sil baştan kadro yapması lazım. Mecbur. 20 tane adam olması lazım. Aynen yani. Öyle. Şimdi dediğimiz mecbur gibi bu noktada hani bu kadroda oynatabileceğin oyuncu 2 tane sayıyoruz. Bir de Recep Burak gelirse bir şans hak ediyor. O da rotasyon oyuncusu olur. O da rotasyon olur. Oyuncusu zaten. Yani direkt ilk 11'de de olmaz. O yüzden kesinlikle Samsunspor'un hani 2'den çıkması gerekiyor ama Adana Demir'le Giresun'un takılması lazım ama Giresun'da yine bir tane takılma hakkı var. Tabii, beraberlik. Beraberlik şimdi var. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bunu tekrardan söyleyeyim. Ben bunu cumartesi günü de söyledim. Giresun Spor Altınordu yenerse Süper Lig'de artık, onu söyleyeyim. Evet, orada evet. Seninle aynı fikirdeyim. Ama Giresun'da da şöyle bir sıkıntı var. Sergio'nun sakatlığı büyük problem. Valla problem ama ben sana şöyle söyleyeyim. Akhisar düşecek bence. Şimdi o... Altınordu maçından sonra Akhisar maçı. O maçı her türlü kazanacağını düşünüyorum ben Giresun'un.
Zaten o maçı kazandığı zaman da son haftada Altın Ordu maçını tabii bilmiyoruz ne olacak. Ben biraz şey konuştum. Son haftadaki maç da belki işi de bitmiş olabilecek. Anladın mı? Altın Ordu yenerse, işte Akhisar'da yenerse iş bitmiş olacak gibi olacak. Ya bir ben puan şöyle düşünüyorum. Samsun Spor ilk 2'den de çıksa, playoff'tan da çıksa, bu sene bu başına gelenleri Yüksel Başkan hak etmedi. Başkan hak etmedi. Başkan gereken her şeyi yaptı. Seneye futbolcuları da, hocayı da komple göndermeli. Komple temizlik yapmalı. Aynen. Bu takımda kalmayı hak eden iki tane oyuncu var bence. JJ %100 kalmayı hak ediyor. Boli bir ihtimal olabilir. Onun dışında Tomane'den de Samsun Spor'a hayır gelmez. Yok, Tomane bitti artık. Kimse bir şey beklemesin. Samsun Spor'un Süper Lig'de eğer hedefi olacaksa adam gibi bir kadro kurması lazım. Yabancı oyuncu özellikle. Aynen. Aynı Karagümrük gibi, Alanya gibi, Gaziantep FK gibi iyi yabancı oyuncular. Erzurum gibi, işte Denizli gibi, Ankara Gücü gibi, Kayseri gibi sıradan yabancıları getirirse küme düşer. Kesinlikle. Çıktığı gibi. Hele Ertuğrul Hoca ile devam ederse zaten Süper Lig'de dikiş hiç tutmaz. Ertuğrul Hoca'nın oynattığı futbolla Süper Lig'den direkt küme düşersin. Aynen. Bir gol at, üstüne yat, Süper Lig'de hayatta olmaz. Hiç olmaz. Bir de şunu söyleyeceğim. Hani başkana bu haksızlık yapıldığını söylüyoruz ya. Başkanın da bir tane hatası var bana göre. Ben burada bir yapıcı bir eleştiri yapmak istiyorum. Mesela başkan da çok fazla böyle takımda yanlışlar olduğu zaman da, kötü performanslar olduğu zaman da hani korumaya gitti. Tamam, belki bir başkan olarak ekibindeki isimleri korumak istiyor ama tabii. Yani yanlış noktada da yanlışı söylemek gerekiyor bence. Mesela eğer bu sezon Samsun Spor çıkamazsa, ki çıksa da iki tane gerçek var. Ertuğrul Sağlam ve Scout ekibi başarısız. Çok başarısız. Ama sezon sonunda Samsun Spor TFF'den de çıkamazsa bu sefer hem başarısız hem de bu fatura onlara kesilmesi gerekiyor. Yani onların, yani daha doğrusu Samsun Spor'un ligden çıkamamasının nedeni bu ikisi olacak. Hem ikinci başta Ertuğrul Sağlam, ardından Scout ekibi. Tabii. Taraftarlar hep sezon başında şunu söylüyorlardı. Suçlu Scout ekibi. Hayır, suçlu Scout ekibi değil. Başta Ertuğrul Sağlam, ardından Scout ekibi. Neden? Çünkü bu isimleri, daha doğrusu şöyle, Scout ekibi bir hani hoca şunu diyor. Ben diyor şu bölgede şu oyun sistemine tabii göre şöyle oyuncular istiyorum diyor. Scout ekibi araştırıyor. Bu isimleri hocanın önüne getiriyor. Hoca da bu listeden eleme yapıp ben bu oyuncuları istiyorum diyor. Aynen. Ardından alternatifleri de sunuyor tabii. Ardından scout ekibi bunların piyasa araştırmasını yapıyor. Maliyetlerini çıkartıyor. Başkanı sunuyor. Şu kadar diyor. Başkan da tamam tabii diyor. Öderiz diyor. Scout ekibi video transfer ediyor. Yani iş burada Ertuğrul Sağlam'da başlıyor. Hatayı o yapıyor başta. Scout ekibi o transferi gerçekleştiriyor aslında burada. Yani öyle bir durum var. Ama tabii başında da scout ekibinin izlediği oyuncularda sıkıntı var. Hani biz mesela oyuncular önerdik değil mi başkana? Bir de scout ekibinin izlediği, önerdiği oyuncular var değil mi? Burada da hoca seçiyor, veriyor. Yani. İşte burada da scout ekibinin izlediği oyuncularda hata var. Ama tabii dediğim gibi başta Ertuğrul Sağlam, ikinci noktada da scout ekibinin hatası var. Samsun Spor eğer çıkamazsa bu ikisi büyük bir başarısızlık ve büyük bir hayal kırıklığı olacak. Çünkü bu kadar bütçeyi çok kötü kullanmış olacaklar. Aynen öyle. Zaten Samsun Spor ilk 2'den çıksa da başarılı değil. Değil. Bunu tabii kabul edelim. Bu saatten sonra zaten bitti iş. Çünkü bu kadar elinde imkan varken bu kadar kötü kullanılmaz. Hı-hı. Hani bu ligin belli başlı oyuncuları var. İyi oyuncular. Her sene takım çıkaran oyuncular mesela. O oyunculardan bir ekip yapıp çok rahat çıkabilirdi Samsun hem Spor. Öyle hem de gelen çok büyük hata yaptılar. Hem öyle hem de gelen yabancılara bakıyorsun ilk devredeki. Şimdi sen diyorsun ya bu ligin bilinen oyuncuları diye. Sen oyunculara ve izleyenler oyuncuları nasıl biliyorsa ben de sezon başında gelen o yabancı oyuncuları aynı o şekilde biliyordum zaten. Tabii. Bildiğim için yorumlar yaptım. Şimdi taraftarlar üstün köre bakıyorlar. Geçen sezon zaten biz yazın burada program yaparken ben sana çok fazla söyledim bunu. Transfer politikasında transfer aynen kolay değil. Sen dedin ki Yüksel Başkan yapacak. Ya zaten Yüksel Başkan 4 büyükten de hızlı transfer yapacak. Adam da alacak. Ama nasıl adamlar alacak? Bunlar önemli dedik. Samsun Spor kaç tane transfer yaptı sezon başından bu yana? Devre arası dahil. Bu sene Samsun Spor'un başarılı transferi bir Boli var. Yok yok, o anlamda demiyorum. Samsun Spor ilk devre bayağı yaptı ve devre arası da dahil yaptı. Neredeyse bir 12, 13, 14 yaptı, tane oyuncu yaptı oldu. Kaç tanesi doğru çıktı? Maksimum 3 tane dersin. JJ Ska transferi diyemeyiz. O zaten Türkiye'deydi. Aynen. Ska transferi kimsenin bilmediği oyuncular. Hani yurt dışından gelen. Boli iyi. Başka da yok. Başka da yok yani. Cidden yok. Maalesef. Bakıyorsun yok. Ha, o yüzden bak Hamrun diyebiliriz, iyi bir oyuncu. Hamrun da buradaydı ama buradaydı Ska transferi zaten değil. Aynen, o da zaten. Benim için Ska transferi şudur. İstanbul Spor'un aldığı Roka ve Abazay aynen gibi. Aynen öyle. Mesela Giresun Spor'un aldığı Nalepa ve Balde gibi. Aynen. Türkiye'de daha önce hiç oynamamış ve buraya ilk defa gelen Adana Demirspor'un 2 sene önce Rasulü alması gibi. Aynen. Hamidi Traore de bir mesela Ska transferi değil. Hamidi Traore Türkiye'deydi. Aynen. Elazığ'da, Karabük'te oynadı. Hani sözün özü Samsun Spor'un
profesyonelleri ellerindeki imkanları çok kötü kullandı. Çok kötü kullandı. Maalesef. Acı oldu. Samsunspor eğer bu sene 5 milyon TL harcadıysa, örnek veriyorum mesela, bunu. Tabii. Önümüzdeki sezonda eğer TFF 1. liginden bu sezon çıkamazsa bunun 2 katını değil 4-5-6 katını ödeyecek. Peki Ertuğrul Sağlam'ın onurlu bir şekilde istifa etmemesine ne diyorsun? Ertuğrul Hoca'da tazminatın peşinde tazminat belli. Için. Hatta geçen bir yayında gördüm, Ertuğrul Hoca'ya şu denmiş. Hocam istiyorsan bırakabilirsin. Çünkü Ertuğrul Hoca bazı şeylerden şikayet başka ediyormuş. Başkan Muhyiddin hiç açıklamadı. Ertuğrul Hoca da paramı verin, gideyim'e getirmiş. Bunu hatta bir değil iki ayrı yayında gördüm. Biri TV Kaya'da, biri de Tanju Çolak'ı izledik dün biliyorsun. Aspor'da. İkisi de aynısını dedi birebir. Hem Selçuk Bey dedi hem de Tanju Çolak dedi. Hani kaynakları da belirtelim. Aynen. İki isim de aynısını dedi. Ve Ertuğrul Sağlam'ın da ben o zaman paranın peşine düşmesini de anlamadım. Samsunluyum demiyor mu? Samsun Spor'un da en kötü dönemlerinde bu takımın başına vallahi gelmedi. Fark etmiyor ki, biz bunu her takım için söylüyoruz. Hani bazı oyuncular diyor ya, işte ben seviyorum, geliyorum onlar diye. Yalan, hepsi onlar hikaye. Onlar hep yalan diyoruz ya. Tabii çünkü ki. Neden? Şu anda Samsun'da para var, Adana Demir'de para var diyorlar. Evet, ben de buradan soruyorum. Ertuğrul Sağlam Samsun Spor kötü olduğu zaman, o zaman niye bir kere gelmedi? Kaç kere teklif geldi, gelmedi şey zaten. Niye gelmedi bir kere? Bir futbolcu vardı, hani Süper Lig'de oynuyordu ya, Samsun Spor'a gelecekti bu sezon şey dedi. Ben Samsunluyum dedi hani. Samsun Spor'un çıkmasını istiyorum dedi. Bir oyuncu vardı, kanat oyuncusu. Sezon başında da çok fazla dile getirdi. Kerim Fıray mı? Yok, Kerim Fıray değil ya. Kerim Fıray'ın alakası var. Samsunluydu kendisi. Daha önce Samsun Spor'da oynamıştı, pardon. Hatta ben de o zaman demiştim. Dedim ki Samsun Spor yıllardır kötü durumda, maddi anlamda. Bu oyuncu o zaman... Emrah Başsan. Emrah Başsan, aynen. Çok güzel söyledin. Bir anda Antalya, Samsun penaltılara aynen. giden finalde de sıkıntı olmuştu aynen. Emrah'ın hareketleri falan. Niye o zaman falan. Yıllardır bunu söylemediğinde şimdi söylüyorsun? Niye? Çünkü başkan geldi. Paralı başkan geldi. Ama ben geldi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Emrah Başsan gelseydi bu kanat oyuncularının hepsinden değildi. Ya bak, yine performans ya kötü Erzurum'da bile iş yapıyor. Ama manada diyorum. Ben şunu söylüyorum. En azından duran toplarıyla bile Samsun ekstra ya, maç alırdı. Konumuz o değil. Ben sana şunu söyleyeyim. Emrah bile bu oyunculardı. Tam konumuz o değil de. Ben sana bak, bu bir oyunculara dakika. Bu kadar güvenildi. Yasin Öztekin 90 dakika hayır, boş boş dolanıyorsa. Hayır, onları geç şimdi. Konumuz işte oyuncunun attığı gol değil yine. Ben sana şunu söyleyeyim. Olaya şuradan girdik diyorum. Ertuğrul Sağlam'ın para mevzusundan girdik. Ne tamam, performansı ama ya. Zaten futbolcuların hepsi böyle. Futbolcunun tamam, cenaze namazı kılınmaz. Tamam, ben de sana onu işte basit. Örnek vermek istiyorum. Burada örnekleme yapıyorum. Diyorum ki Emre Abbasan da bunu söyledi. Yıllar önce bunu niye söylemedi Samsun Spor kötüyken? Onu söylemek istiyorum. Bana ne 10 tane 20 tane gol atmışı. Olay o değil ki. Olay bu zaten. Ertuğrul Sağlam'ın parası, tazminatı, oyuncuların hep para olduğu zaman da ortaya çıkması. Mesela bunu başka takımlarda başka oyuncular için de söyledik. Niye mesela Samsunspor'da daha önceden oynayan oyuncular veya işte oynamış oyuncular veya Samsun'dan oyuncular şimdi söylüyorlar iyi noktayı. Niye kötüyken demediler ben gelmek istiyorum, oynamak istiyorum. Niye evet. Erkam Reşmen gibi aynı vefayı göstermediler. Çok az örnek var. Aynen. Evet. Erkam i̇şte bunu söylemek az örnek. Işte. Olumlu anlamda az örnek. Aynen bunu söylemek istiyoruz. Başkanın bence burada bir tane de hatası var. Ben olsam Ertuğrul Sağlam'la yolları ayırdım diyeceğim de işte tazminat durumu var tabi burada da el kol bağlanıyor. Zaten başkanın dünkü açıklamasından bu çıkıyor. Ertuğrul Sağlam'ın takım üstünde bir hükmü yok. Kararları aynen. ben aldım diyor. İşte ben hocaya burada, da mesaj veriyor aynen. bence. Aynen burada da aslında başkanın da hatası yok da hani zaten şöyle bakıyorum olaya da. Samsun Spor bu sene çıkamasa ne olacak? Bu sefer başkan mecbur gönderecek. Çok yine tazminat harcayacak yok, mecbur. Yine tazminatını verecek. Tabii. Hani ben olsaydım Gökhan Gelani hocayla yola devam ederdim ki oynanılan maçlarda gördük ki sağ kenarından Ertuğrul Sağlam'dan daha çok etki yapıyor takıma. Haklısın, katılıyorum sana. Valla şöyle bir durum var. Ertuğrul Sağlam Samsun Spor'u Süper Lig'e çıkarsa da Samsun Spor'un yolları ayırması gerekiyor. Kesinlikle ayırması lazım. Ve Samsun Spor'un seneye Süper Lig'de olursa Türk bir hocayla çalışmaması gerekiyor. Piyasada iyi bir Türk hoca yok. Hikmet Okan Karaman Buruk. Diyorum ben. Okan Buruk, Hikmet Karaman yani Hikmet Karaman zaman. Samsun Spor olmaz. Yok, Samsun Spor olmaz zaten. Olmaz. Türk hoca anlamında hani bu isimler iyi ama kalibre anlamında yani Okan Buruk var kalibre sadece. Anlamında dediğim Samsun Spor'un hedefleri doğrultusunda evet. Okan Buruk var. Onun dışında da bir yerli hoca yok, yok zaten bunu hep söylüyoruz. Kendi programlarımızda konuştuğumuz zaman da zaten bunu hep söylüyoruz. Diğer programlarımızı izleyen aynen. Samsun Spor taraftarları varsa hani Hikmet Karaman şu açıdan söyledim ben. Orta seviyeli normal takımlar için söyledim. Türkiye'deki hoca anlamında ama Samsun Spor'un şeyi anlamında, hedefleri anlamında Okan Buruk dışında bir yerli hoca yok zaten. Ve Okan Buruk yeni jenerasyonun en iyi hocalarından aynen. biri genç. Ve gelişime açık bir hoca, Ertuğrul Sağlam gibi değil ve hücum futbolu oynatan bir hoca. Dolu Samsun tribünlerinin önünde Okan Buruk'un oynattığı bir futbolu düşünüyorum.
güzel şeyler vaat edebiliyor. Aynen. Ertuğrul Hoca'nın kapalı futbolu falan taraftarın içini de bayıyor. Hem skor alamıyorsun hem rezalet futbol oynuyorsun. O zaman bir anlamı da olmuyor. Oyuncuları da modar ediyorsun. Tabii o da var. Ya bir de Ertuğrul Sağlam da şundan dolayı da olmayacağı belli. Ertuğrul Sağlam Süper Lig'deki son kariyerin hepsi başarısız. Çok söyledim. Bursa'da çok kötü yabancılar getirdi. Hele 15-16'da geldi ağlayarak gitti biliyorsun. Kayseri'de başarısız oldu. Yeni Malatya'da takım kurdu kaçtı oradan 17-18'de. Ertuğrul Sağlam'da olmayacağı çok net belli. Samsun Spor'u ya Okan Buruk'u getirmeli Süper Lig'e ya çıktığında. Da yabancı. Ya da iyi bir yabancı. Gelişime açık. Hı-hı. Avrupa'da birçok hoca var zaten bu tipte. Ve hani iyi de yabancı oyuncular getirmeli. Samsun Spor'un örnek alması gereken kulüpler de Karagümrük, Alanya. Çünkü Samsun Spor çıkar çıkmaz şampiyonla oynayamaz. Kimse kimseyi kandırmasın. Hı-hı. Bu çok net belli. Hele dört büyüklerin olduğu yerde de kimseye şampiyonluğu yedirmezler. Hı hı. Gerçekçi olarak bakmak lazım olaylara. Ama kaliteli futbolcular getirmeli. Bu sene gibi işte Savicevic gibi, Yamego gibi, Puluman gibi, Gıyasi gibi patates yabancılar gelmemeli. Samsun Spor 4'te 4 yaparsa hala çıkabilme ihtimali var ama ipler rakiplerin elinde. Aynen, ipler rakipler de. Rakipler kazandığı sürece Samsun Spor 4'te 4 de yapsa, 44'te 44 de yapsa işe yaramıyor. Aynen öyle. İşte biz haftalar önce, aylar önce bunu söylemek istedik Samsun Spor taraftarlarına. Şampiyonluğu bırakın. Birinci sırayı bırakın. Yeter ki 2'den çıkın. Tabii canım, aynen. Süper Lig'e çıkın. Şu an geldiğimiz noktada da bunu görüyoruz. Bakalım inşallah olaylar düzelir. Başkana buradan tekrardan geçmiş olsun. Aynen, büyük geçmiş olsun. Başkan bu konuda haklı. Başkanın her zaman yanındayız. Tabii canım. Bunu söyleyelim. Hocanın yanlışlarını söylüyoruz. Taktik anlamında, teknik anlamında ama bu yapılan olaylarda da hocanın yanındayız. Onu söyleyelim. Caner Arıcı'nın. Taktik, teknikten daha çok bence sevgisizlik ortamı da çok fazla. Tabii, Samsun Spor'da. O da var, aynen. Hele var. Samet Aybaba'nın Adana Demir'e geldikten sonra yaptıklarını görünce. Hani hiç yüzü gülmüyor ki Ertuğrul Sağlam'ın zaten. Hani yüzü gülen bir insan değil. Doğru. Bir insan bir espri yapar, yüzü güler, bir şey yapar. Ya bunun olmadığı zaten açıkça belli oluyor. Aynen, böyle bir sıkıntı var. İnşallah hayırlısı olur diyoruz her şeyin. Zaten çarşamba günü tekrardan yeni haftayı konuşacağız. Buradan evet. Samsun Spor taraftarlarına da teşekkür ediyoruz. Aynen öyle. Abone olmayanlardan abonelik, ardından bu videomuza da beğeni ve bu olaylarla ilgili görüşlerini bekliyoruz, rica ediyoruz. Ayrıca videomuzu da paylaşmanızı bekliyoruz. Herkese de iyi seyirler diliyorum ben. Hoşça kalın. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tüm Samsun'a da, selamlarımızı da selamlarımızı gönderelim. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.